Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi çökenlerin birinci konu testini gömeceğiz arkadaşlar hep birlikte. Önce odaklanmamızı ayarlıyoruz. Artık bunu biliyorsunuz. Şöyle bir ayarladık ve vira bismillah diyelim başlayalım. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 6 katından 12 fazlaymış. Tamam. Şimdi biz çökenimizi gösterelim şöyle. Bir kenarını gösteriyorum sadece. Bir dış açısına x diyorum, bir iç açısına da y diyorum ve dışla x'in toplamının biz 180 olduğunu biliyoruz zaten. X ile y'nin toplamı 180 derece. Bu bir kenarda dursun. Sonra diyor ki bize iç açının ölçüsü yani y dediğimiz amca. Dış açının ölçüsünden yani altının 6 katından 12 derece fazlaymış dostlar. Yani y dediğimiz şey 6'nın x'in 6 katının 12 fazlasıymış. O halde biz y yerine şurada 6x artı 12 yazabiliriz. Hemen yazalım. X var zaten kafadan. Y yerine de 6x artı 12 yazıyorum. Eşittir 180 dedim. Demek ki 7x eşittir. Buradan 12'yi bu tarafa atarsak 168 kalıyor. 168. Hemen 7'ye bölelim 168'i. 2, 4. 24 tane dış açımız 24 çıktı. Bize neyi soruyor? Kaç kenarlıdır diye soruyor dostlar. Bir de şu formülü hatırlayalım hemen. Kenar sayısı neydi? 360'ı dış açıya bölünce yani 24'e bölünce de kenar sayısına ulaşıyorduk ki 15 çıkıyor değil mi arkadaşlarım? Evet. Geçtik ikinci soruya gobeller. Bakalım bu ne diyor? Bir çokgen var. Bakalım kaç kenarlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kenarlı bir çokgen. Kenarları eşit değil. Önemli de değil bizim için. Yedigen yani bu arkadaşlarım. Hemen iç açılarının toplamını bulalım. O halde 7 eksi 2 n eksi 2 çarpı 180'di. Yani 7 eksi 2 çarpı 180. O da 5 çarpı 180'den 5 ile 18 90 yaptığına göre 900'dür. İç açılarının toplamı dedik. Şimdi bu iç açılarından bazılarını vermiş bize zaten. Yazalım onları. Bakın şurada 80 var. 100 de buradan var. 180 yaptı. 170 ile 110'u topladım. 280 yaptı. 180 daha 380, 460 geldi. 490, 590 şuradan geldi. Yani 590'ı var bir kere zaten. Artı şunlara da biz A, B, B diyelim. Bakın 2A var bir de 2B var değil mi? Yani iki parantezinde A artı B'miz de var. Bunların toplamı 900'müş. Bütün iç açılarını topladım 900'ü eşitledim. Şimdi 590'ı çıkarırsak 600 olsaydı 300 olurdu. 310. 310'muş şuranın ölçüsü. 2 tane A artı B. Hemen 310'u da 2'ye böldüm. 155 geldi A artı B. Demek ki A ile B'nin toplamı, onu da şuraya yazalım. 155'miş A ile B'nin toplamı da. Peki şimdi şurada bir de dörtgen var. Bakın şu küçük dörtgen. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi. 100'ü burada kaldı 260. B ile A da var. Yani 260'tı burada 100'ü çıkartınca. B ile A'nın toplamı da 155. Ya şöyle yazayım işte. 100 var. A var. B var. Bir de X var. Bunların toplamı 360. A ile B'nin toplamı 155'miş. 100 de buradan 255 geldi. 360'tan 255'i çıkarırsak 105 derece kalır. İkinci sorumuzun cevabı da Bursa'dan gelmiş olur böylelikle. Biz de geçelim 3'e. Düzgün beşgen ve eşkenar üçgen. Üçgenlerin düzgün olanı eşkenar üçgendi. Yani bu sorumuzda iki tane düzgün şekil var. Ve biz size şunu öğrettik köşe taşlarında. İki düzgün şekil varsa kenarların üstüne tık tık simgesini koyunuz ve yeni bir ikizkenar üçgene hazır olunuz. Bakın beşgenin bütün kenarlarına tık tıkı koydum. EAP, şu da eşkenar üçgenmiş. Bunun da kenarlarına tık tıkı koyunca ve bakın ne çıktı? Şurada bir ikizkenar çıktı. O halde burası da x oldu. Şu eşkenarın açılarını yazalım. 60, 60, 60 diyelim. Düzgün beşgenin bir iç açısı yani şuranın tamamı 108 dereceydi. 60'ı buradaysa 48 kalır.
2x bir de 48'in toplamı 180'dir. O halde 2x'e 132 kaldı. 2x 132 ise yazıyorum. X eşittir 66. Yani 3. sorumuzun cevabı oldu Bursa. Geldik 4 numaraya. Evet, şimdi burada da düzgün çokgen demiş. Madem ki düzgün çokgen, o halde şu iki sıpa birbirine eşit olmak zorunda. Demek ki ikizkenar üçgen, o halde burası x, burası da x derece diyebilirim ben bunun için. Ve bakın, düzgün çokgenin bir iç açısının toplam ölçüsü 126 x oldu. 126 artı x oldu. Yani o halde şu c açısı da 126 artı x olmak zorunda. E şimdi bu üçgenin iç açılarını toplayalım hemen. Nedir? 126 var. Artı bir de 3x var. Bunların toplamı 180 olacak. Demek ki 3x eşittir 54. X eşittir 18 gelecek. Yani benim bir iç açımın ölçüsünü bulmuş oluyorum ben böylelikle. X'e 18 dersem, şuradaki iç açı 126 artı 18'den, hemen 126 ile 18'i toplayalım. 4, 14 elde var 1, 3, 1 de buradan 4. 144 geldi bir iç açı. İç açı 144 ise dış açı ne yapacak dostlarım? 36. Hemen kenar sayısını nasıl buluyorduk? 360'ı dış açıya bölüyorduk. 360'ı 36'ya bölersem 10 kenarlı bir şekil çıkar karşıma. Dördüncü sorumuzun cevabı da Ceyhan'dan gelmiş olur böylelikle. Evet, geçeriz 5 numaraya. Düzgün beşgen, bir de ikizkenar üçgen var. Bakın şuradan da bir diklik indirmiş. Düzgün beşgende bir köşeden tam karşısındaki kenara inen diklik kayı kuralını sağlar. Kayı. İ'si olmayan kayı kuralı. Nedir bu kayı kuralı? Kenar ortay da olur, açı ortay da olur, yükseklik de olur. Yüksekliği zaten göstermiş. Kenar ortay olduğunu ben gösteriyorum. Bir de açı ortay olduğunu gösteriyorum. Düzgün beşgenimin bir iç açısı 108 derece ise bu açıortay burayı 54-54 parçaladı. Peki 54 burada. O zaman şu ikiz kenarsa burası da 54 olmak zorunda hocam. Ve toplamları 108, o halde şu kerataya 72 derece kaldı. 180'e tamamladım burayı. Yine düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsü 108 dereceydi şurası. 72 buradaysa buraya da 36 kaldı. Ve bakınız dostlarım, düzgün beşgenin bir kenarına tık tık simgesi koymuş bu adam. O zaman bütün kenarlarına ben şöyle tık tık simgesini koyabilirim. Şurası beni ilgilendiriyor. Bakın buraya koyduğumda bu da bir ikizkenar çıktı şansımıza. O halde alfaysa buraya da alfayı yapıştırdım hemen. Ve 36 buradaysa şu iki kerataya toplamda 144 kalır. 144 2 alfaya eşitse alfa da 72 olur. Şöyle 72'yi paketleyelim. Şuna geçelim. Düzgün beşgen, bir de eşkenar üçgen varmış. Bakın hemen 60'larını yazalım eşkenar üçgenimizin. Şöyle 60. Şuraya da 60 diyelim. Buraya da 60 diyelim. Şimdi düzgün beşgenin bir iç açısı 108 dereceydi. O zaman dış açısı 72 derece. Şuradaki 60... 120, 132 yaptı 72 ile toplanınca. 132 ise şu açımıza bizim 48 derece kalır 180'e tamamlamak için. Peki burası 48 ise tabii ki bunun tam tersi açıda 48 derece olacak. Burası 48, şu düzgün beşgenin bir iç açısı olduğu için 108 derecedir. Hemen şu üçgende iç açılar toplamı 180 derece kuralını yapıyor. 108 var, bir de 48 var. Bir de x var. Toplamları 180 olacak. 108'i attım buraya. 48 ile x'in toplamı 72 kaldı. 48'i attım buraya. 72 eksi 48 oldu. 50 olsa 22 olurdu. 24 olacak. O halde x dediğim açı 24 derece geldi. 6. sorunun cevabı Bursa'dan çıktı. Geçtik 7'ye. Bir tane düzgün 12 gen var şurada sol tarafta. Sağ tarafta da düzgün 10 gen var. Hemen şu x'i bulmak için benim bunların açılarını yazmam lazım. Düzgün 12 genin dış açısı 360 bölü 12'den 360 bölü 12'den 30 geldi dış açısı. O zaman iç açısı 150. Şurası 150.
Düzgün 10 genin dış açısı 360 bölü 10'dan 36 geldi. O halde iç açısı 144. Ve biz bir de şunu biliyoruz. Şuradaki yuvarlağın toplam ölçüsü 360 dereceydi. O zaman 150, 144 daha 194, 294 yapar. 360'dan 294 ile çıkartıyorum ve x'e ulaşıyorum dostlarım. 10'dan 4 çıktı 6, 15'ten 9 çıktı 6, burası da 0, 66 çıktı. 7. sorumun cevabı Ceyhan'dan paketlendi. Hemen çevirdim ben de arka tarafı. 8 numaralı soruyla devam ediyorum. Evet, düzgün beşgen. Artık buna da alıştık arkadaşlar. Tarama testinde de çıktı. Başka köşe taşlarında da çıktı bu bizim aynı şekil karşımıza. Şöyle bakın, bir köşegene eşit bir kenar uzunluğu var. Yani şu üçgenle şu üçgeni artık eş diyeceğiz. Tabii bunu ben şimdi size ispatlayacağım. Şimdi öncelikle şu kenara tık tık şöyle tık tık simgesini koyalım bu beş kenara birden. Sonra şu açıya 108 yazalım. Şunlar 36, 36 olurlar. Bunları bir yazdık. Şimdi düzgün beşgende bu köşegenle bu köşegen eşit olduğu için buna da tık tık simgesini koydum. Tabii ki bunlar da 36, 36 ve 108 diye dağıldı. Şuranın toplamı 108 olacak, şu ortaya 36 kaldı. Şurası 108 olması için 72 kalıyor. Yine 108 olması için 72 kaldı. 72'nin dış açısı yine 108'dir. Ve bakın artık soruyu bitirelim, uzatmayalım çok da fazla. Şunu gördüm, hatta şuradan bile yapabilirmişim. Bakın ben soruyu şu ikiz kenardan, şurası 36 ise buraya da 36 yazarım. Hiç eş üçgenleri görmediğinizi varsayalım. Hani eş olduklarını görmesem bile. Sonra 108, 36 daha 144. Alfaya da ne kalacak diyelim? 36 kalacak diyebiliriz. Böyle de bulabilirmişiz. 9. sorumuz. Artık bunu da çokça çözdüğümüz çemberden çözüyoruz demiştim arkadaşlarım. Şöyleydi pratik çözümümüz. Buradaki açı gördüğü kenarlara önce dış açımızı yazıyorduk. X, X her bir kenarın üstüne dış açının ölçüsünü yazdım. X derece, X derece. Ve açı gördüklerinin toplamının yarısıydı. Bakın 2X görüyorsa 2X'in yarısı 12 olacak demektir. Demek ki bizim x açımız 12 dereceymiş. Yani dış açımız 12 dereceymiş. Bize kenar sayısını mı soruyor? Evet. O halde hemen 360'ı dış açıya bölüyorum. Yani 12'ye bölüyorum. Buradan da ne geliyor dostlarım? 30 kenarlı bir şekil olduğu karşımıza çıkıyor. 10. sorudayız dostlar. Aynısı. Bakın burada dış açıya x dedim ve bunu kenarların üstüne x x diye yazdım. 18'e bakarsanız sadece bir tane x görüyor. O halde bu bir tane x'in yarısıdır 18. Demek ki x 36. 36 yani x dediğimiz şey neydi? Bizim dış açımız. Hemen 360'ı 36'ya bölüyoruz dostlar. Yani dış açıya bölüyoruz. 10 kenarlı bir şekil olduğunu görüyoruz sorumuz. Evet, 11 numaralı soruya geçtim arkadaşlarım. Düzgün altıgenmiş. Düzgün altıgende bir kenar uzunluğu 8 ise tabii ki bütün kenarların uzunluğu 8, 8, 8'i bir yazayım da bir de şunu bilelim değil mi arkadaşlarım? Düzgün altıgende uzun köşegen neydi her zaman? Bir kenarın iki katıydı. Bunun ispatını iki farklı şekilde yapmıştım size. Bir 30, 60, 90'dan yapmıştık. Bir de eşkenar üçgenleri çizmiştik şöyle. 3 tane uzun köşegeni çizip eşkenar üçgenlerden de bunun bir kenarın iki katı olduğunu ispatlamıştık. Uzun köşegen her zaman açıortaydı. Bu taraftan da açıortay, bu taraftan da açıortay olacaktı. Ve bir iç açımız 120 olduğu için 60-60 böldü. Şuraya 30 yazdım. Bakın 90'ın karşısına 4 düştüyse, 8 düştüyse 30'un karşısına 4 düşecek. Ve buranın da 2 katıydı, yani 16 demiştik buraya biz. 4'ü buradaysa x'e de 12 kaldı. Cevap Denizli'den geldi. Düzgün altıgen DE4. Şunların da çarpımı. Bakın artık burada tak 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 söyleyelim. Şimdi bütün kenarlar 4. Bizim uzun köşegenimiz şuydu ve bu bir kenarın 2 katıydı 8. Şu bizim kısa köşegenimizde bir kenarın kök 3 katıydı 4 kök 3. Bunların ispatını tekrar söylüyorum. Yaptık arkadaşlar köşe taşında. Neden burası 2 katı, neden burası kök 3 katı dedik. Bize de
AD yani 8 ile AC'nin yani 4 köküçün çarpımını istiyor bizden. 32 köküç yapar sorumun cevabı. Şuna bakıyorum. Bir kenar uzunluğu 8 cm olan düzgün altıgenin alanı. Düzgün altıgenin alanı 6 tane eş kenar üçgenin alanıydı. Yani 6 tane a kare köküç bölü 4'tür. Düzgün altıgenin alanı. A dediğimiz bir kenar uzunluğu. O halde 6 çarpı 8'in karesi 64 köküç bölü 4'tür. 64 ile 4 sadeleşir. Burada 16 kalır. Yani 6 çarpı 16 köküç oldu bizim sorumuzun cevabı. Şimdi 6 ile de 16'yı çarpalım. 96 yaptı. Demek ki 96 köküçmüş bu keratanın da cevabı. Şuna gelelim. Bir düzgün altıgenin en uzun köşegeni zaten bir tane uzun köşegen çeşidi var. Düzgün altıgende biliyorsunuz 3 tane uzun köşegen, 6 tane de kısa köşegen var demiştik dostlarım. Ve uzun köşegenlerin her biri bir kenarın 2 katıydı. O halde uzun köşegeni 18 santim ise bir kenarın 2 katı 18'dir. Demek ki bir kenar 9 santim. Düzgün altıgenin bir kenarı 9 santim ise çevresini soruyor. 6 tane kenardan oluştuğu için 6 tane 9 var. Sorumuzun cevabı da Edirne'den geldi dostlar. Evet, birinci köşe taşını gömdük. Birinci köşe taşı diyorum pardon. Birinci konu testini gömdük. Bir sonraki videoda da ikinci konu testini gömeriz dostlar. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.